Arkayı kesin arkadaşlar. Kesin arkayı. Tertemiz bir görüntü olsun. Hasan güzel geldi mi? Geldi geldi. Tamam. Hediye de getirdim. Her şey. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Sol! 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 Buradakine ben söyledim. Evet. Tamam. Başkan Kaptan'a hoş geldiniz. Cumhur Müdürü Hüsnü Zeykar, hoş geldin Sayın Cumhur. Müdür Orhan Gül, hoş geldiniz Sayın Cumhur. Tamam. Tamam. Komiser yardımcısı. Geçmiş olsun arkadaşlar. Sağ ol! Devam edelim. Sizin ya Lütfettin, Keremettin, bizlere mucizelerinin içerisinde dünyanın ve ahiretin efendisi, hayat yurdular haberdar eyle, hoşnut eyle, tüm şeyler gösterdin bizlere neler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, güzel vatanımızı kurtardılar, bütün bunlar sendendir. Milletlerimizi salihle ya Rabbi, sen bu şerefli duayı kabul eyle. Amin, amin ve selamun alel murselin. Kardeşlerim, bir birlik beraberlik içerisinde bu anlamlı bir araya gelişte sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Rabbimden şifalar diliyorum. Sizlerin 15 Temmuz'daki duruşunuz, sizlerin milletimle beraber, aziz milletimle beraber müşterek duruşu, bir hain grubun özellikle saldırılarını püskürtmüştür. Ramazan iftarında sizlerle yine bir araya gelişimizde de söylemiştim. İçimizde hainler olabilir. Bu hainler asla bizi yıldırmasın, yıldırmayacak demiştim. Ve nitekim bu hainler işte geldiler, özel harekatımızı bombalamak suretiyle 50 kardeşimizin şehit olmasına vesile oldular. Ama onlar ihanetleriyle anılacaklar. Şehitlerimiz hiç unutulmayacak. Onlar bu vatanı vatan yapanlar olarak anılacaklar. Hani diyor ya şair, şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Biz askeriyle, polisiyle, göğ korucularıyla ve tüm milletimizle 15 Temmuz'da hamdolsun bir olduk. Beraber olduk, iri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk. Türkiye olduk diyorum. Niye biliyor musunuz? Niye biliyor musunuz? Çünkü dünya bu demokrasi nöbetini tutanları sadece izliyor. Sadece bize oralardan geçmiş olsun. Söyledikleri bu. Arkasından ama gelecek için endişe duyuyoruz. Neymiş endişeleri? Endişeleri şu beyefendilerin. Acaba bu içeri alınanlar, tutuklananlar, şunlar bunlar vesaire. Bunların sayısı daha da artar mı? Suçluysa artar. İşte bir tanesi
Ne yazık ki Amerika'da aynı zamanda önemli bir makamda olan general veya amiral kalkıyor. İrtibat halinde olduğumuz, görüşme halinde olduğumuz üst düzey komuta kademesinde olanlardan içeri alınanların olduğunu görüyorum, duyuyorum, bunu söylüyorum. İnsan biraz sıkılır ya. İnsan biraz sıkılır. Bunun kararını vermek senin haddine mi? Sen kimsin? Bir defa haddini bileceksin. Kendini bileceksin. Sen benim ülkemdeki yapılan bir darbe girişimine yönelik kalkıp bu darbe girişimini püskürten bu devlete teşekkür edeceğine, demokrasi adına teşekkür edeceğine, tam aksine darbecilerin yanında yer alıyoruz. Zaten darbeci senin ülkende. Darbeciyi senin ülkende zaten besliyorsunuz. Bu zaten ortada. Benim milletimi asla inandıramazsınız. Milletim şu anda bu tezgahın içinde olanları da biliyor. Ve bu tür açıklamalar bu işin arkasında kimlerin olduğunu, üst aklın kimler olduğunu da gayet iyi biliyor. Ve bu açıklamalarla da kendinizi açığa çıkarıyorsunuz. Açığa veriyorsunuz. Türkiye bu oyunlara gelmeyecek. Değerli kardeşlerim, şu gördüğümüz bina ile bu yaptıkları tahribatta bunlar bizim sakalımızı kestiler. Unutmayın, kesilen sakal çok daha gür biter. İnşallah bunun yerinde çok daha muhteşem, çok daha güzel bir eseri en kısa zamanda burada, proje şu anda bitmiş vaziyette inşa edeceğiz. Şehitlerimiz çok önemli bir yere gittiler. Onlar sevgili peygamberimize komşu oldular. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Onlar sevgili peygamberimizin avuşunda. Peygamberlikten sonra en yüce makama ulaştılar. Zaten sizlerin, bizlerin hedefinde de bu yok mu? Bu var. Nerede? Nasıl bu ömrümüzü noktalayacağımıza dair elimizde bir belge var mı? Kimisi trafik kazasında gidiyor, kimisi ayağı bir taşa takılıyor gidiyor, kimisi bakıyorsunuz bir kalp krizinden gidiyor ama kimileri de işte bu mutlu, bu kutlu yolda şehit oluyor, şehadet şerbetini içiyor. Ben ne mutlu şehitlerimize diyorum. Askeriyle, polisiyle, köy korucularıyla, milletimin o tankların önüne yatmak suretiyle şehit olan 7'den 70'e genciyle, kadınıyla, erkeğiyle o kutlu mücadeleyi veren milletimi kutluyor. Ne aziz milletimiz var. Ne büyük milletimiz var. Bu dünyaya aslında bir demokrasi destanının yazılmasıdır. Türk milleti bu destanı bir kez daha yazdı. Bundan dolayı kendilerini kutluyorum. Yerleri inşallah cennet olsun diyorum. Rabbim bizleri sevgili Habibinin Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında birlikte haşretsin diyorum. Ve tüm gerek özel harekattaki, gerek bunun yanında diğer havacılardaki ve tüm teşkilatın içerisindeki kardeşlerime güç kuvvet versin. Aynı şekilde silahlı kuvvetlerimizin içerisinde bu hainlere, bu adilere, bu alçaklara karşı ilk duruşunu sergileyen kardeşlerimi de ayrıca kutluyorum. Onları da tebrik ediyorum. Ve milletimle el ele
bu yolda yürümeleri sebebiyle kendilerini tebrik ediyorum. Dik duracağız, eğilmeyeceğiz ve bu yolda aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Şahsım, milletim adına sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Sağ ol! Nasılsınız? Sağ ol! Tekrar başınız sağ olsun. Sağ ol!